Lider Haber'den herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugün 16 Kasım günlerden Perşembe ve ekonomide gündemli bugün de beraberiz. Bugün de yine iç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmeleri anlık gelişmelerle, anlık verilerle, dünden, günden ve bugünden yansıyan gelişmelerle sizlere aktaracağı çok değerli bir konuğumuz var. Öncelikle kendisini sizlere takdim etmek istiyorum ki zaten tanıyorsunuzdur. Tasarruf ve yatırım uzmanı Sayın Mert Başaran. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Süperim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Şimdi peyderpey gideceğiz. Konularımızı işleyeceğiz. Haliyle bir savaş ortamındayız. Dolayısıyla küresel bir savaştan bahsediyoruz. 41. günündeyiz artık bugün. Bu anlamda yine küresel piyasalarda savaş endişesi de devam ediyor. Özellikle yine tabii ki İsrail'den açıklamalar vardı. İkinci aşamaya geçildiğini açıkladı ve bu anlamda da yine petrol ve altın ve tahvillerde düşüş etkili oluyor diyebiliriz. Lütfen yanlışım varsa düzeltin. Güncel bilgiler sizde daha fazladır haliyle. Şunu soracağım Mert Bey. Bu savaşın gölgesindeki piyasalar neleri fiyatlıyor? Yine halkımızın anlayacağı dilde, altında, borsamızda, benzinde durum nedir? Böyle bir paket yapayım. İlk sorum bu olsun. Buyurun. Savaş, bütün o kötü haberler çıktığında ilk önce insanlar bir panik olur. Bu savaş da olsa, pandemi de olsa o dönemde bir düşüşler olur. Sonra o bir noktadan sonra dengelenir ve piyasalar normal haline döner. Savaş ilk çıktığında, o zaman savaş bile denmiyordu zaten, şey deniyordu işte, bir kargaşa işte. Aksa tufan. Efendim, evet. Ondan sonra ilk başladığında orada çok ciddi bir düşüş oldu borsalarda. Bizim borsamız 8500'den 7500 hatta 7350'lere kadar gördü. Altın aynı şekilde 2000'lere kadar gördü ons bazında. Sonra bu konu çok uzayınca ve diğer ülkelerin de dahil olmayacağı, diğer Müslüman ülkelerin de bu olaya çok tepki göstermeden sadece seyretmeyle duracakları anlaşılınca İran ben karışmayacağım dedi, Suudi Arabistan karışmayacağım dedi vesaire. Olay böyle biraz daha korkulan kadar büyük olmayacağı, büyümeyeceği bölgeye anlaşılınca biraz daha dengelenmeye başladı piyasalar ve artık o ilk korku atıldı. Ondan sonra dengelendi. Yani bir kanıksanma durumu oldu. Kanıksanma durumu oldu. Ya bütün bu piyasaların en büyük kuralı budur. Ya bu aslında burada bir ders var. Yani bu sadece savaş olarak değil. Pandemide de böyleydi. İlk insanlar ölene kadar doğru. Çok düştü borsalar. Sonra ilk insanlar ölmeye başladıktan sonra borsalar normal davranmaya başladı. İnsanlar 10.000 kişi ölüyordu günde. Borsalar rekorlar kırıyordu. Yani aslında borsayla insanların beyni farklı çalışıyor. Gibi. Bu aslında şöyledir. Borsada insan psikolojisi şöyledir. Aslında çok benzer ama bunu da şöyle anlatayım. Bir şey gibi düşünün. Çok kötü bir metafor da benim kitapta da yazdım. Ölüm metaforudur bu. Ölene kadar, yani Allah korusun bir hastanız varsa o hastalık teşhisi konduğu günden ölene kadar çok üzülürsünüz. Ama ilk vefat olduğu andan itibaren artık kötü haber bitmiştir. Toprağa gömülür ve ondan sonra normal hayata dönersiniz. Ben dayım öldüğünde de babam öldüğünde de bunu yaşadım. Yani ölene kadar kahrolduk. Sağ ol, razı olsun. Öldükten sonra 2 gün sonra hangi hoca gelecek duaya ya da işte 2 gün sonra nerede ne yapacağız? Babamın hangi borçları vardı, hangi hesapları vardı? Bir hafta sonra başka konular konuşulmaya başlıyor. Evet. Miras konuları konuşuluyor. Yani bu insan psikolojisidir. Dolayısıyla borsalarda da kötü haber gelene kadar düşer. Ben ona cenaze kalkması derim. Cenaze kalktıktan sonra normale döner. Dolayısıyla insanlar ama bunu bilmediği için, küçük yatırımcı bunu bilmediği için daima o haberler fiyatlanırken panikler, satarlar. En dipte o ilk bomba atıldığında, ilk pandemi olduğunda her şeyini satarlar. Sonra da yukarı çıktığında derler ki ya Mert Bey pandemi oldu ya da ne bileyim işte savaş oldu. Niye borsa yukarı gidiyor artık? Çünkü olacak haberler zaten oldu ve insanlar panikle sattı. Dolayısıyla ben her zaman şunu derim. Böyle kötü dönemlerde panik halinde mal satmayın. Bu panikler her zaman atlatılır. Yani Türkiye'de darbe oldu ya. Darbe olduktan sonra bakın aradan 3-4 yıl 5 yıl geçti. Borsamız 15 kat arttı. Bazı hisseler 150 kat arttı. Bazı hisseler 500 kat arttı. Burada niye anlatıyorum? Yani o gün de kötü bir haber yok muydu? Vardı. Tabii. Ama o gün panik olan satan şu an kafayı vuruyor. Ya da ne bileyim işte pandemi. Yani bütün kötü haberlere bakın geçmişte. O kötü haberlerde satma zamanı değil. Tam tersine alma zamandır. Şu düşünceyi de besler mi bu dediğiniz? Hani bir şeye karar vermeden önce sinirlenirken 24 saat geçsin de ondan sonra karar verin ifadesi vardır ya. Kesinlikle. Yine bir o kriz yöntemini de, kriz dönemini de yönetmek gibi bir şey olabilir. Kesinlikle. Zaten büyük iş insanları daima bir karar verirken öfkeyle karar vermezler. Bir 24 saat otururlar, nefes alırlar. Bu hatta sizin gibi arkadaşlara ve hanımlara özellikle şunu tavsiye ederim. Bir alışveriş kararı alırken bir 24 saat oturun, nefes alın, karar verin. Gerçekten bunu almak istiyor musunuz? Çünkü bütün alışveriş kararlarımızı böyle anlık duyguyla, işte online kredi kartıyla tık yapıyoruz. 24 saat ama bedeni kalmıyor sonra alayım. İşte bedeni kalmıyor, alamıyorsun, ne güzel işte. Paran gitmemiş oluyor veya vazgeçiyorsun, o kadar ihtiyacım yokmuş diyorsunuz. Dolayısıyla bütün şey o 24 saat çok önemlidir. Sakince düşündüğünüzde bir sürü şeye doğru mu yanlış mı diye karar verebiliyorsunuz. Ama insanoğlu yatırımlarda da böyledir, borsalarda da böyledir. anlık kararla hata yapabilir. Sakin olmak lazım. Konuyu açtı. Bu konudan madem biz de tabii ki bir kadın olarak bu anlamda yine hani ayakkabı, çantadır falan ihtiyaçlarımız oluyor. Meslek gereği de oluyor. Madem öyle, şunu bir soracağım size. Bunun psikolojisini size sormak istiyorum. Şimdi bir şey sepetimizde, özellikle o artık pandemiden sonra da genelde dijital ortamlardan ve online siparişler veriyoruz. Bu anlamda bildiğimiz... Ben vermiyorum ve kullanmıyorum. Siz reklam alıyorsanız kanal olarak bir şey diyemeyeceğim. Ama ben vermiyorum. Ben bildiğim markaları, hani bildiğim markaları bazen gidip hani çok yorucu geliyor AVM'lere dolaşmak artık. Bu anlamda belki tembelleştiriyor ama o çağa doğru gidiyor. Şunu soracağım. Şimdi bir şey sepetime atıyorum ben mesela. Bekletiyorum onu. Ben belki diğer hani hemcinslerimde de vardır bu. Onu artık ondan soğuyorum mesela almadıktan sonra. Yani sonra almak istemiyorum. Tabii. Sanki o beni tabiri caizse tatmin ediyor, sepetimde olması. Almış gibi oluyorum, sonra da almıyorum. Veya ihtiyacınız olmadığını görüyorsunuz. Ya gerçekten ihtiyacım yokmuş diyorsunuz. Ne gerek var almaya? İşte demin siz çok önemli bir şey söylediniz, artık bir tüyo verdiniz. O sizi, bakın para harcama dürtüsü hepimizin içinde var. Ve ihtiyaçlarımız sınırsız. Ya bugün sonsuz para vereyim size. Sonsuz parayı da bir saat alıyorlar. Milyon dolarlara yine harcıyorlar. Bitiriyorlar insanlar. Dünyada bir sürü zengin var ki çok parası varken yokluğa düşmüştü. Şimdi dolayısıyla kapitalist sistem sizden parayı bir şekilde alacak. Sizin burada atlamanız gereken şey şu. O kadar güzel bir şey söylediniz ki. O alışverişe gitmek zor geliyor ya. İşte o zor geldiği için belki o ayakkabıyı bir ay sonra alacaksınız ve bir tane 5.000 lira harcayacaksınız veya 1.000 lira harcayacaksınız. Ama internetten geceliğin ekranın başında olduğunuzda 4 tane alıyorsunuz ve bir haftada belki 10 tane bile alabiliyorsunuz. Dolayısıyla tüketime ne kadar çok yaklaşırsanız, insan olduğumuz için o kadar çok alma olasılığınız var. Ben bu olasılıkları kapatmak üzerine kurmuşum hayatımı. Tasarrufun da en önemli konusu bu. Yani ben her zaman söylerim, bir ürün vardır. Kitapta da yazdığım ürün. İsmini veremem, reklama giriyor. Bu çikolata. Kitabınızın ismini verin. Kitabımın ismi Küçük İşler Büyük Özgürlükler kitabım var. Bir de Bırak var, ikinci kitabım. Şimdi bu ikisine de aynı şeyi anlatıyorum, benzer. Bir ürün var, çikolata. Ben bunu eve alırsam dayanamam, gece kavanozu bitiririm. Ben onu yapıyorum. İşte ben onu almadığım zaman ne oluyor biliyor musunuz? Canım almak istiyor ama zor geliyor, alamıyorum. Ve o gece onu almadan yatabiliyorum. Dolayısıyla ne oluyor? Mert Bey, kaç yaşındasınız sorması? 46. 46, ben daha genç biliyordum. Nasıl bir şeyden gelip bu kararları nasıl alıyorsunuz diye. Bu nasıl geldiğimi şöyle söyleyeyim. Ben 14 yaşından itibaren, daha doğrusu daha da erken yaştan itibaren çok aslında zengin. Ben biraz araştırdım tabii ama izleyicilerimiz açısından. Evet, biliyorum. Çok zengin insanlarla beraber hasbelkader okuma şansım oldu, burslu şekilde. Kaç yaşındaydınız? İşte 11-12 yaşından itibaren gözlemledim ben bu insanları ve bu insanları gözlemleyince bu zenginlerin çok farklı bir davranış kalıbı olduğunu gördüm. Değil mi? İçeride de konuşuyorduk. Yani çok harcayan insanlara bakın, çok gösteren insanlara bakın. Bunlar gerçekten zengin değildir büyük ihtimalle. Gerçek zenginler asla göstermez. Bilmezsiniz bile. Yani Türkiye'de vergi listesi açıklanır mesela. Ya vergi, ya en çok vergi ödeyen adam gizlidir. İsmi açıklanması istemiyor. Hani bakın, ayakkabı almamış, araba almamış, Ferrari almamış. Adam onu bile saklamak istiyor. Çünkü göstermeyi sevmez gerçek zenginler. Olmayanlar çok gösterir. Şimdi bu kavramlara gelince, ben bunları görünce küçük yaştan itibaren dedim ya, bir zengin olmanın bir matematiği var demek ki dedim. Çok gözlemledim. Sonra da her yerde teyit ettim. 11 yaşında. 11 yaşına itibaren hayatımın diğer sürecinde, yani üniversitede gördüm, üniversiteyi bitirdim gördüm. Ya işte Sabancı'yı biliriz, 9 yıllık araba kullanırdı. İşte Steve Jobs'u biliriz, eski bir tane 20 yıllık bir araba kullanır. Şimdi bunları bu kadar çok görünce diyorum ki hepsi aynı şeyi yapıyor. Benim çevremdekiler bunu yapmıyor. Benim babam mesela rahmetli, bunu yapmadı. Biz o yüzden parayı batırdık dedim, tamam mı? Ben paranın nasıl batacağını da gördüm, paranın nasıl çoğalacağını gördüm. Dolayısıyla çok basit bir kural var hayatta. Küçük paraları küçümsemezseniz, o paraları doğru yere park ederseniz ve ihtiyaçlarınızı da frenlemeyi bilirseniz, para otomatik olarak çok yavruluyor ve büyüyor. Bütün zenginlere baktığınızda, buna inanmayanlar girsin baksın, 40-50 yıl önce çoğu Anadolu'nun köylerinde fakir olarak doğmuş insanlar. Bugün hepsi belli yere gelmiş. Sabancı örneğini verdiniz. Sürü Sabancı'yı bakın şu an Türkiye'deki binlercesi var yani. Bakınca şu anki Türkiye'de yine inanmayan bazen Mert Bey olmaz öyle diyorlar. Hani gidiyorum Bakırköy'e gidin, biz çok eski Bakırköylüyüz. Bakırköy'e gidin diyorum, bütün restoranların, binaların sahiplerini araştırın. Bakırköy'lü belki %1 anca çıkacaktır. %99'u Anadolu'dan. Anadolu'nun varından kopmuş. Taksim'de de öyledir. Nişantaşı'nda da öyledir. Etiler'de de öyledir. Hatta Bodrum'da da öyledir. Demek ki bir şey var. Demek ki para kazanmanın bir yöntemi var. Ya geçen mesela bir tane midyeciyle beraberdim. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Ya öyle güzel para yapmış ki. Ama Mardin'in bir köyünden çıkmış. Orada iş yapıyor, burada iş yapıyor. O kadar büyütmüş ki, ama baksanız 25-30 yıl önce hiçbir şey yoktu. Ve helal yoldan yapıyor bu adam. Ama... Tabii ki çok çalışıyor ayrı, ama küçük paraları küçümsemiyor. Midye dolma dersiniz yani ya. Kuruş ya kuruş. Şu cümleyi mi çıkarmamız lazım? Yani yokluktan gelen kıymeti bilip parayı daha mı iyi yönetiyor? Birincisi o. Çünkü yokluktan bildiği için o paranın değerini biliyor ve o paranın nasıl yavrulayacağını biliyor. Çünkü başka alternatifi de yok. Yokluktan gelmeyenler ise konfor alanında büyüyor. Genelde zengin aile çocukları böyle oluyor. İster istemez çok steril ve korumacı yaklaşıldığı için hem riske girmeyi sevmiyorlar, hem paranın kavramın önemini bilmiyorlar. Hem de para yetmiyor. Yani haklı olarak yine bir tane ünlü bir psikoloğun şeyi vardı. Paylaşıyorum. O kadar güzel ki yani her şeyle doğmuş bir çocuğa siz ne verip de mutlu edebilirsiniz? Düşünsenize 18 yaşında çocuğa Türkiye'nin en iyi okulunu bitirmiş, en iyi arabaları almışsınız. O çocuk bir daha mutlu olması çok zor. Çok zor olduğu için işte başka sıkıntılar doğuyor. Dolayısıyla bu hayat bir denge. Ben her zaman şunu söylüyorum. Üzeyir Gari'nin bir lafıdır rahmetli. Mutluluk yavaş yavaş yükselen bir trendtir. Böyle birdenbire giderseniz mutlu olamazsınız. Yani bugün yarın sabah size tüm samimiyetimle söyleyeyim. 10 milyon dolar hesabınıza gelsin. 2 gün çok mutlu olursunuz. 10. gün ne yapacağınıza karar veren bir en sonunda sapıtabilirsiniz. Ama bu ay 500 geldi. Bir dahaki ay 500 geldi. Ondan sonraki 500 geldi. Her ay böyle düzenli gelirse ve bu artarak gelirse inanılmaz haz alıyorsunuz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ben asgari ücretle çalışırken 2 katı asgari ücrete bir yere geçtim. O günkü mutluluğumu hiçbir yerde bir daha bulamayabilirim. O kadar mutluydum ki. Demek istediğimi anlatabildim yani. Bir anda ya da Bodrum katta otururken bir üst kata çıktığınızdaki mutluluk başka bir şey ama kocaman bir yalıda oturup da villaya düştüğünüzde şu an villa bizim için güzel geliyor ama o insan mutlu olmuyor. Bunu da yaşadım. Yani bir tane vardı. O kadar büyük evden bir müşterim bir tık küçük ama küçük de Yeniköy'de şahane bir evdi. Mert Bey bunu var ya biz oturamayız. Çok güzel ama dedi konuk komşu bizle dalga geçer oturamayız. Yani başka bir dünya var. Dolayısıyla ama bu dünyaya özenen de ki özellikle şu dönemde hiç adlarını sarf etmek istemiyorum. Yani sözde fenomen işte güzellik merkezleri adı altındaki yine İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerkaya'yı buradan tebrik etmek istiyorum. Bu anlamda çalışmaları çok iyi çünkü. Dolayısıyla o konuya geleceğim. Baktığımızda bir anda olan o şaşalı ve özentili hayatların ne kadar da söndüğünü de görebiliyoruz. Ama bizim millet de seviyor şimdi. O da bir gerçek de var. Mesela gerçek. Şimdi gerçekten bana en çok gelen değiştir. Şu telefonu değiştir, şu arabayı değiştir, şu ceketi değiştir. Niye değiştireyim? Ben mutluyum yani. Beni niye mutsuz etmek istiyorsunuz arkadaşlar? Yani ben mutluyken ben niye bozacaksınız yani diyorum. Hani arada bunun tartışmasını da yapıyoruz. Çünkü tüm samimiyetimle söylüyorum. Kapitalist sistem size konfor verir ama özgürlüğünüzü satın alır. Bakın ben bugün müthiş bir araba alırım. Krediyle alırım. Ondan sonra özgür olamayacağım ki yine köle olacağım. Sen köle olduktan sonra nasıl mutlu oluyorsun? Çok paran varsa yapamam. Bizde genelde toplum olarak ya kürküm ya hastalığı olduğu için ilk kazandığımız parayla telefon, biraz daha parayı kazanırsak araba, daha çok parayı kazanırsak. Bu kafada olmak şu zaman için çok zor bir şey. Bu bilinçli olmak çok zor bir şey biliyorsunuz. Özellikle bu dijital ve sosyal medya olduğu bir çağda bu anlamda bizim amacımız bu. Tebrik ediyorum sizi. Bizim de amacımız bunu insanların kafasına anlatabilmek. Yani Angela Merkel var, Almanya'nın şansölyesiydi. Çok güzel bir söz var. Hayran oldum o kadının sözüne. Aynı kıyafeti giyiyorsunuz diyorlar. Diyor ki ben manken değilim diyor. Benim amacım diyor Almanya'yı kalkındırmak diyor. Kalkındırdı mı? Kalkındırdı. Ben manken değilim diyorum arkadaşlar. Benim dediklerimle siz özgür olmayı öğretmeye çalışıyorum size diyorum. Vardı ya bir söz vardı ya kim söylemiş bilmiyorum da. Aynı telefon sonuçta birini arayabiliyor muyum? Arıyorum. Saat aynı saat marka olmasına gerek yok. Saat zamanı gösteriyor gibi. Aynen. Gerçekten öyle. Araba yalnız yerden kesiyoruz. Yani bazı şeyleri biz çok fazla ülke olarak sapıttık. Her yerde onu söylüyorum. Gösteriş hastası olduk. Bu arada Avrupa'daki birçok yerde bu gösteriş yok. Yok. Ben zaten Avrupa'da işte onu anlatmaya çalışıyorum. Ben hani hep Türkiye'deki zenginleri gördükten sonra işte kurumsal şirketlerde çalışırken Avrupalı zenginleri de gördüm. Şaşırıyordum onların o mütevaziliğine. Yani Almanya'ya gidin. Utanırsınız şu sabah ettiğiniz şeydeki İstanbul'un en varoş yerinde bile olsa serpme kahvaltıya verdiğiniz parayı, o israfı, Ramazan'da o iftarlarda harcanan paraları görünce utanırsınız ya. Almanya'dan utanırsınız ya. Utanıyorsunuz çünkü yapmıyor ama Fransa'da da öyle. Bizde acayip bir gösteriş hastalığı var. Özellikle tabii ki bunu onunla bağdaştırmayacağım ama İslam ülkelerinde, Orta Doğu'da da çok fazla değil mi? Bravo. Bu aynen öyle. Bu Orta Doğu kafası diyorum zaten ben bunu. İslam'la alakası yok. Oradaki Hristiyanlar da öyle. Ben onu da çünkü biliyorum. Kastetmenizden özellikle altını çizim. Çünkü benim öyle de müşterilerim vardı. Evet. Adam orada doğmuş. Hristiyan o da aynı kafada. Yani o bölgeye özel bir kültür var yani. O bölgede böyle bir gösterme şeyi var. Bununla ilgili bir... Özellikle Arap kültürü. Orta Doğu Arap kültürü. Bunun şey diyor bak bir İngiliz ama şeyde de var biliyor musunuz? Bu Amerika'da da zengin zenci sendromu denir buna. Orada da var. Zenciler ilk para kazandırdığında böyle çünkü bakın yoklukta olan insan birdenbire zenginleşirse göstermek ister. Ben zenginim arkadaşlar. Hayatın intikamını alıyorum artık demek istiyor. Aşağılandığımı hissediyorum diyor yıllarca diyor. Artık bunu göster. O yüzden zenciler orada zenginleşti buraya kadar altın takarlarmış. Ama buraya kadar. Yine başka bir yani o hırslarını da anlayabiliyoruz. Anlayabiliyoruz. O ama işte aynı şeye geliyor sonuçta ama. Yani bütün şeyde aynı şey. Siyahilerin anlayabiliyorum. Onunki bir farklı konu yani. Ama yine aynı mantığa geliyor işte. Bunu yapmayan adam kazanır hayatta. Yani biz de yokluktan gelmiş olabiliriz. Biz de fakir ama illa ben insanlara göstereceğim gerekiyor. Bir tane arkadaşım vardı mesela hep onu söylerim. Çok son model bir arabayla her yıl memleketi olan işte Anadolu'da bir yere giderdi 16 saat. Uçakla gidecek parası var. İsterse uçak bile kiralar o arabayla gidiyor. Niye böyle yapıyorsunuz? Gözüksün diye. Tabii bu kadar para verdim herkes görsün. İşte bu kafayı değiştirmezsek Türkiye olarak biz böyle asla Almanya olamayız. Asla Norveç olamayız. Böyle borçlu bir şekilde yaşarız. Vatandaş da şu an o halde. İşte beni üzen bu zaten. Mutluluğu bulmanın başka türlü yolları herhalde. Mutlu bulunmuyor ki. Bakın, yok, kendine göre. Sözde mutlu. Sözde yani bakın, bunu iddia ediyorum ben. O kadar çok para harcanan hiçbir de mutlu değil. Evet. Ben çok zenginlerle çalışıyorum. Vallahi değiller. Billahi değiller. İnanmıyor kimse. Bakın, parasızlık mutsuzluk getirir, kabul. Çünkü alamazsınız, ama çok para da mutluluk getirmiyor. Mutluluk, hep bunu söylüyorum, orta sınıfta olup yavaş yavaş yükselmek. Yani işte Bakırköy'de Bodrum kattan bir üst kata çıkıyorsanız 5 yıl sonra siz mutlusunuz. O üst kattan Yeşiköy'deki birinci kata çıkıyorsanız yine mutlusunuz. Oradan 50 yaşında belki bir villaya, 55 yaşında orta karar bir yere çıkıyorsanız mutluluktan uçuyorsunuz. Ama siz 25 yaşında bunlara sahipseniz doğuştan çok mutlu olamıyorsunuz. Ben örnek vereyim ki gerçekten destekler nitelikte. Şu an kendimi de sizin anlattıklarınızla çözümlüyorum. Birçok kişi de bu anlamda, yine hemcinslerim olarak söyleyeyim. Ben mutsuz olduğumda daha çok alışveriş isteği geliyor. Bravo. Mutsuz olduğunuzda, çünkü niye biliyor musunuz? Bu şey gibi, bu cipslere konan bir madde vardır. İsmini unuttum şimdi. Monosodyum karbonat falan mı deniyor? Böyle Çin tozu. Bağımlılık. Bağımlılık yapıyor. Şimdi insanoğlu hayır işlemeyi unuttuğu için, yardımlaşmayı unuttuğu için, yani biz ruhumuzu besleyemediğimiz için sürekli göstererek tatmin olacağımızı zannediyoruz. Hı hı. Ama bunu yaptığımızda o kadar mutsuz oluyoruz ki daha çok almak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Yani bugün son model arabayı alın, 2 yıl sonra yenisi çıkacağı için mecbursunuz ona, bir o kadar daha para vereceksiniz. Evet. 2 çanta alın, yarın 2 çanta daha almak zorunda kalacaksınız. Mühim olan bundan çıkıp biraz daha mütevazi yaşayarak, minimal yaşamak. Artık devir buna dönüyor. Bakın, dünya da buraya dönüyor. Artık o kadar büyük ekonomik sıkıntılar geliyor ki önümüzdeki 20-30 yıl daha da zor olacak. Minimal yaşayıp mutlu olmaktan başka şansımız yok. Küçük küçük paraları tasarruf edeceğiz, doğru yerlere park edeceğiz ve o küçük şeylerden mutlu olmayı öğreneceğiz. Ben şu çayı içerken acayip mutlu olabiliyorum. Ben bundan mutlu oluyorsam, olunabiliyor demek ki. Hı hı. Evet, şimdi diğer konularımıza da geçeceğiz. Tabii ki küresel piyasaları konuşuyoruz. Haliyle laf lafı tabii ki açtı. Hepsi ilişkili konular. Şunu da sormak istiyorum. Özellikle yine borsamızı da soracağım size. Ve Bitcoin'de de hızlı bir yükseliş var. Bitcoin'deki hızlı yükselişi özellikle bu savaş ortamında nasıl değerlendirirsiniz? Altında bir yükseliş olmuştu. Sonra orada bir gerileme oldu. Şimdi bakıyoruz Bitcoin'de hızlı yükseliş var. Dolayısıyla hani o güvenli liman algısı altındaki kayıyor mu? Şöyle, biraz o var, biraz da şu var. Şimdi birincisi, evet, altında güvenli liman var, ama Bitcoin'de de çok rahat parayı bu tip durumlarda yurt dışına çıkma şansları olduğu için savaş bölgelerinde insanlar bunu kullanıyorlar. Ama bunların hepsinden daha önemli bir konu var. Demin programın ilk dakikasında anlattığım konu. Bir şey çok düştüyse, kimse konuşmuyorsa onu oradan alan para kazanır. Ben 1 yıl önce bir tweet atmışım. Bugün yine paylaştım o tweet'i. Bitcoin 67'den 17.000'e gelmiş. 17.000'ken diyorum ki, ya bakın, bu kadar kötü olay oluyor. O devirde de bir sürü kripto borsası şirketleri batıyor. Ya bu kadar kötü haber geliyor. Bu Bitcoin hala düşmüyorsa demek ki artık düşecek yeri kalmamış. Demek ki buradan almak mantıklı. Şimdi bizim vatandaşımız da, dünyada da insanlar şunu atlıyorlar ki, bir şey çok dibe geldiğinde almayı unutuyorlar. Tepelere geldiğinde alıyorlar. Dolayısıyla düşükken almak lazım. Kimse yokken almak lazım. Kriz dönemlerinde almak lazım. Evet. Bir şey ne düşmüşse, bu Bitcoin için de geçerli, borsa için de geçerli. O dönemlerde alan para kazanır. Sürü psikolojisini yapan para kaybeder. Evet. Net söylüyorum size. Şimdi o zaman, şimdi baktığımızda yine devlet kanadının açıklamaları var. Haliyle bir kısaca özet geçeyim. Bir seçim yaşadık ve dolayısıyla yeni bir ekonomi kabinesi oluşturuldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı bile Cevdet Yılmaz, ki onu da siz de biliyorsunuzdur zaten. Evet. Geçmişi de ekonomi dalından gelen bir isim, şahıs kendisi. Bu anlamda birçok değişim oldu. Kabine de değişti ve ekonomiye dair de gelişmeler yaşanıyor. Şeye geleceğim. Yine tabii ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in o rasyonel politikalar, akılcı politikalara geçtiğimiz günlerdeyiz. Haliyle zaten yine şöyle bir cümle sarf edilmişti. Özellikle Mehmet Şimşek'in Sayın Recep Tayyip Erdoğan, eğer bana karışmayacaksan bu görevi kabul ediyorum dediğini de biliyoruz ki, bu anlamda karışmadığını da görüyoruz. Belki bizim görmediğimiz şeyler mutlaka vardır da. Neyse, şuna geleceğim. Sizin de özellikle yine alanınızla alakalı olduğu için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni vergi düzenlemesi sinyali vermesi, ki ekonomistlerce özellikle hangi toplumsal kesimi etkileyeceği boyutuyla yorumlanırken konut vergisi ihtimali ön plana çıkıyor. Şimdi bu tabii böyle bir metin tanım olarak yazılmış, ama ben yine tabii ki bizim anlayacağımız, halkımızın anlayacağı dilde bunu bizi bir anlatır mısınız? Şimdi Türkiye'nin cari açığı çok yüksek, dolayısıyla da paraya ihtiyacı var. Bunlar gerçek. Bütçe açığı da var. Şimdi tüm bunların finanse edileceği yer neresidir? Vatandaş. Şimdi vatandaştan nasıl alınıyor bugüne kadar vergiler? Dolaylı vergilerle alıyor. Dolaylı vergi nedir? Alışveriş yaparken, yani siz şu anda bir süt alırken Türkiye'nin en zengin adamı da aynı vergi ödüyor, en fakiri de aynı vergi ödüyor. Buna dolaylı vergi ödüyor. Ama Bu dünyada çok kullanılan bir yöntem değil. Aslında doğrusu bunun zenginden daha çok vergi alındığı bir yöntem. Ha, evet. Ve yapısal reformlar içinde bu da var. Yıllardan beri, yaklaşık 40 yıldır konuşuluyor, tam yapılamadı. Ama uzun vadede veya orta vadede bir gün mutlaka olacak. Bu konuttan da alınacaktır, parası olandan da daha çok alınacaktır. Bu bir gün gelecek ama ne şekilde olacağını bilmiyoruz. Ama bunu yumuşak yumuşak, yavaş yavaş yapılması daha sağlıklı. Birdenbire yapmaya kalkırsa, hiç alışkın olmadığımız için bir anda panik olur. Yani benim Amerika'da arkadaşlarım var. Amerika'da ödediği vergi inanılmaz. Türkiye'de diyor o kadar düşük vergi ödüyorum ki Türkiye'de almak daha cazip. Şimdi ama o vergiyi, doğrusu o belki, ama bunu buraya bir anda Türkiye'ye getirsen o zaman da sektörler durur. Dolayısıyla çok yavaş yavaş yapmak lazım. Yani Mehmet Şimşek'in aslında düşündüğü hayati her şey doğru. Ama her doğruyla birdenbire yaparsanız ekonomi kilitlenir. Dolayısıyla mutlaka yavaş yavaş bu tip vergilerin artması olası, bunları göreceğimize inanıyorum gelecekte. Sorayım o zaman, fikriniz önemli. Bu anlamda yine tabii ki bu politikalar nasıl ilerliyor, nasıl yorumluyorsunuz? Gözlemlerinizi önemsiyorum, haliyle önemsiyoruz. Ve dolayısıyla şunu da soracağım. Baktığımızda şeffaf bir süreçten bahsedebilir miyiz? Çünkü kameralar karşısına gerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçiyor. Hafize Gaye Erkan'ı da çok sık görüyoruz. Olumlu, olumsuz bir tür durumlarda kamuoyuna bilgilendirme yapıyorlar. Bu süreci nasıl görüyorsunuz ve enflasyonla mücadele konusunda sormak istiyorum. Borsa gibi düşünün, yine o kadar kötüyü gördük ki biz dibi gördük yani. 17 bin bitcoin gibi düşünün. Biz bundan 2 yıl önce 17 bin bitcoin'deydik yani ülke olarak. CDS'ten de gözüküyordu zaten bu yani. O kadar dipteydik ki. Dolayısıyla onun üzerine zaten kim gelirse, yani ben de gelsem büyük ihtimalle bir tık daha iyi, olumlu olacaktı her şey. Dolayısıyla o kadar olumsuz bir dönemden sonra tabii Mehmet Şimşek kadar bilgili ve sonuçta Gaye Hanım kadar da dünyayla entegre olmuş birinin gelmesi olumlu. Dedikleri, yapmaya çalıştıkları şeyler de gerçekten olumlu. Bunlar uygulanabilirse, uygulanırken hem ekonomi yönetiminden, hem siyasetten, hem vatandaştan destek alırsa orta vadede düzlüğe çıkarız. Ama tabii burada orta vadede düzlüğe çıkmak için bunlar yapılırken de bir vatandaş, çünkü fedakarlık yapıyor burada. Tamam, onu soracağım. Vatandaş fedakarlık yapılırken de işte aynen öyle. Yani şimdi siz orada en küçük parti bile, ben her yerde onu söylüyorum. Yani son model, ismini vermeyeyim reklama gelecek ama bilmem ne marka Alman arabasını kullanıyorsa ve onun koruması bile o arabayı kullanıyorsa en küçük parti. Aslında böyle meclise de o makam araçlarıyla alakalı bir düzenleme gelecekti ama. Ya gelmesi lazım. Mesela ben diyorum bir tane bile o Alman arabasını görmek istemiyorum ben ülkemde diyorum. Niçin? Bir sürü nedeni var ama şundan dolayı. Madem bu kadar cari açığımız var, onun yerine yerli araba kullanalım. Yerli araba, TOK kullanalım. Hadi TOK kullanamıyoruz, Türkiye'de üretilmiş bir araba kullanalım. Daha orta segment bir araba kullanalım. Yani işte tasarrufu yukarıdan başlatmamız lazım. Yukarıdan başlatırsak o zaman da diyecekler ki, vatandaş diyecek ya devlet benden bu kadar vergi kesti ama helal olsun. Kendileri de artık bu marka arabaya binmiyor. Bu çok önemli bir şey. Yani yavaş yavaş bunu topyekün yapmak lazım. İşte bazı yerlerde, televizyonlarda veya başka yerlerde görülen savurganlıklar oluyor. Onlar oldu mu hemen Sayın Cumhurbaşkanımız veya yetkililer ben bunu engelliyorum artık diyecek ve bunu gösterecekler. Bu tip şeyler olursa topyekün biz düzeliriz. Ha, sorun şu, biz düzelmemizi ister mi global devler? Çünkü çok önemli. Yani dünya yöneten bir şirketokrasi dedikleri bir güç var. Bunlar büyük şirketlerden oluşuyor. Bunlar da senin çok fazla güçlenmeni istemez. Dolayısıyla borçlu olursan ülke olarak onların işine gelir. Dolayısıyla çok fazla güçlenmemizi istemeyebilir. Aslında yine o, diğer hani dost görünen devletlerin bize iyi davranmasını da çok olumlu algılamamak lazım gibi. Tabii yani, çünkü ne kadar biz kötü olursak o kadar yüksek faizle kredi veriyorlar. Onların da hoşuna gidiyor. Kaşımıza gözümüze değil neticede. Değil tabii. Evet. Yüksek faize geliyorlar. Hoşlarına gidiyor. Şunu da sormak istiyorum şimdi size. Yine özellikle baktığımızda salı günüydü herhalde. Akaryakıt fiyatlarında bir indirim oluyor. Çok affedersiniz, bir de bindirim oluyor. Bir bakıyoruz yine zam gelmiş. Ama salı günü indirim vardı. Bugün müydü, dün müydü yine bir zam geldi. Nasıl yorumluyorsunuz? Bu neden oluyor? Şimdi akaryakıt fiyatlarındaki fiyatlar bir petrole bağlı. İkincisi de dolara bağlı. Dolar küçük küçük sürekli artıyor farkındaysanız. Çok hafif hafif artıyor. Yani 27 idi, 28 oldu, 28.60 oldu. Belki şeye kadar, ocağa kadar 29.5, belki 30 olacak. Dolayısıyla buradaki artışlar yansıyor. Dünyadaki petroller de yansıyor. Bir de bizim üzerimizde çok ciddi bir vergi de var. İnanılmaz bir vergi yükü de var. Dolayısıyla da düşmesi kolay değil. Bu enflasyonda olduğu için, enflasyon olan bir ülkede maalesef her şey böyle yavaş yavaş artar. Burada ideal nedir? Bir gün enflasyonumuz tekrardan 4-5 yıl önceki gibi %10'lara falan düşerse o zaman bunları konuşmayız. Bunları konuşmamanız için de tekrardan başa dönmemiz lazım. Tasarruf olan bir ülke, cari açığını kapatmış bir ülke olmamız lazım. Biz şu anki durumumuzda Mehmet Şimşek çok uğraşsa da tabii kolay değil, zor bir şeyin içindeyiz. Umarım düzelir. Evet. Şimdi... Ama ben 50 yıldır, yani ben 46 yaşındayım. Ben 50 demeyeyim, abartmayayım ama ben 86-88'den beri babamın bunların konuştuğunu hatırlıyorum. Yani bizde bitmiyor bu konular. Siz hangi, yani birçok yerde yaşadığınızı biliyorum ama özellikle o çocukluk döneminizi... Ben İstanbul Bakırköy'de doğdum, Bakırköy'de büyüdüm, orada çok yaşadım. Yani biz hep konuşurduk babamlarla yani. Ben niye Gemlik diye bir şey kalmış artık? Yok, Gebze'de bir yer almıştık, oradan da. Evet. Ama yani mantık aynı, biz yıllardan beri bunları konuşuyoruz. Türkiye'de bu konular bitmiyor, ben o yüzden artık çok aşırı ümitli değilim. Çünkü kültürümüzde gerçekten... tasarruf yapıldığında saygı duyulmama diye bir şey var. Yani ben şimdi Cumhurbaşkanı'nı düşünüyorum. Yani gerçekten tasarruflu Mert Başaran gibi yaşamaya kalksa ülke düzelir diyecek ama diyecek ki ya ben bunu yaparsam da bu halktan saygı göremeyeceğim. Çünkü gerçekten İtibardan göstermiyoruz. İtibardan tasarruf edilmez. Edilmez diyecekler. Ha. Diyorlar ya gerçekten hani saygı. Yani bugün iyi bir arabayla gitmeyin, iş vermiyorlar. Bir avukat arkadaşım var mesela, arabayı değiştirdi. Abi tamam, ne yaptın? Hiç yani iç piyasada, daha doğrusu iç politikada olabilir. Dış politikada da bu sürdürülmeli mi? Yani itibardan. Yok, dış politika için bu çok gerekli değil. Ama bakın Osmanlı da son döneminde mesela. Çünkü ağırladığımız büyükelçiler var. Diğer devlet kanadından liderler geliyor neticede yani, ki. Geliyor ama şöyle düşünün mesela. Dün bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'ın Dolmabahçe'de First Lady'leri ağırladığını biliyoruz. Hani onlara göstermelik değil ama sonuçta Türkiye'mizin de bir... Ama zaten var yeteri kadar sarayımız. Yani mesela örnek veriyorum, zaten saraylarımız var. Yani şunu söyleyeyim mesela işte diğer ülkelerde baktığınızda onların da böyle şeyleri var. Ama ya bizim artık biraz daha bir tık daha böyle tasarrufluğa geçmemiz gerekiyor. Ama tabii kolay değil, yine diyorum bakın, dışarıyı çözeriz. Bizim kendi halkımız buna saygı göstermeyecek. Diyecek ya bizim Cumhurbaşkanı iyi arabaya binmiyor, demek ki ekonomimiz kötüymüş gerçekten diyebilir. Biz bu kafadan çıkmazsak, yani Nasrettin Hoca'dan beri böyleyiz, ye kürküm ye diye bir kültürümüz var. Maalesef kültürü komple değiştirmemiz lazım. Bunun için de eğitim sistemini değiştirmemiz lazım. Eğitim sisteminde çocuklara tasarrufun öğretilmesi lazım. Çocuğu olanların küçük yaştan beri tasarrufun önemini anlatması lazım. Ama maalesef bizde bazı şeyler ayıp. Bizde para konuşmak bile ayıp. Evet. Çocuklara para konuşuyor, ayıp derler. Avrupa'da konuşuyor insanlar. Çocuklarına para konuşuyor, parayı öğretiyor. Küçük paralarla nasıl tasarruf yapılacağını öğretiyorlar. Bizde bunlar biraz ayıp olduğu için işimiz zor. Konuyu açtınız, ben yine geleceğim. Hani çocuklara dediniz... yine yanlışsa lütfen düzeltin beni. Bu anlamda sizin yine o küçük 11-12 yaşlarında arkadaşlarınıza fikirler verdiğinizi de okudum. Kendi ağzınızdan da dinledim. Beni de besliyor. Mesleki açıdan beni de besliyor. Bu anlamda size sormak istiyorum. Yine sizin özellikle bu alanı seçmenizde neler etkili oldu? Buna ne vesile oldu? Hangi yaşam şartları vesile oldu? Ne oldu da buna özellikle hayatınızı adadınız? Onu sormak istiyorum. Böyle yine o dönemden başlayarak özet aktarabilirsiniz. Şöyle anlatayım çok kısa. Beni de besleyen bir şey. Evet, çünkü şöyle anlatayım. Benim dedem çok küçük paraları biriktirip çok ciddi paralar yapmış bir adam. Sonra rahmetli babam hiç doğru düz çalışmamış, çok konfor alanında büyümüş. Ve o paraları çok güzel yaşayarak, tırnak içinde, o güzel markalarla, o güzel hayatta, kapitalist sistemin size verdiği nimetleri kullanarak ve hiçbir zaman mutlu olmadı. Bakın onları harcarken de mutlu olmadı. Yani ben fakirlikten gelen bir dedemin küçük paralarla, tasarrufla, hayır işleyerek, o zaman Kızılay'a hayır işlerdi böyle, onun hayır paraları bile birikirdi böyle. Ne kadar mutluydu. Mutlu olarak vefat ettiğini ve para sahibi olarak vefat ettiğini gördüm. Babamın da çok para harcayarak, ruhundaki açlığı doyuramayarak hiçbir zaman mutlu olamadığını da gördüm. Şimdi bunların ikisini görünce, sonra da okulda, hayatta bunları da görünce, zenginlerin nasıl zengin olduğunu falan, bir sistemin olduğunu gördüm. Ve sonra kurumsal hayatta şunu düşündüm. Ben sabah erken kalkıp çalışmak istemiyorum. Maaş çalışmak istemiyorum. Her sabah erken uyanmak istemiyorum dedim. Nasıl kurtulacağım? İllegal bir şey de yapmaya şeyim yok. Öyle bir kafam yok. Düzgün çalışmam lazım. Benim tek yolum dedim, dedemin ve bu zenginlerin yaptığı yöntemi uygulamak. Küçük doğru yatırımlar yaparak, biriktirerek. Damlaya damlaya göl olur. Sakla zamanı gelir zamanı. Aslında babaannemlerimizin öğrettiği atasözlerini uygulamak dedim. Sonra 36-37 yaşında ben istediğim noktaya gelince, buna finansal özgürlük diyorum. Çok zengin olmanıza gerek yok. Atasözlerimiz deyince aklıma geldi. O atasözlerin tersi de var ama. Tam onu destekleme yani. İşte siz hangi kısmını aldığınız önemli. Evet. Ben babaannelerimizinkini aldım. Şimdikiler carpe diem diyor, hayatını yaşayın, dünyaya bir kez geldin diyor. Dolayısıyla ben şimdi bunları sonra uygulayınca ve faydasını görünce, sonra kendim buna adadım ve işte kanallarda, televizyonda, kitaplarla vesaire bunu vatandaşa anlatmaya çalışıyorum. Çünkü şunu gördüm ki vatandaş ümitsiz ve vatandaşa bazı şeyler anlatılmıyor. Bize kapitalist sistem daha çok harcanınca mutlu olacağını öğretiyor. Daha çok harcaman gerektiğini öğretiyor. Küçük paralardan hiçbir şey olmaz, anını yaşa diyor. Dediniz, ben buna bir kendi adıma bir girişim yapıp bunu yine hani benim yöntemlerimle insanlara, vatandaşlara açıklamak istiyorum mu dediniz? Evet, aynı öyle. Yani aslında şöyle oldu. Bir gün bir televizyon kanalındaydım. Hatta söyleyeyim şimdi, Türker vardır. Çok severim Türker Akıncı. Bir gün dedi, senin hayatın dedi, çok enteresan dedi. Sen bunu kitap yazsana dedi. Ya ben dedim profesör değilim, doçent değilim. Benim kitabımı kim okuyacak dedim. Yok dedi, seninki hayatın içinden dedi, çok ilginç bir hikaye. Bunu kitaplaştı dedi. O da sağ olsun çok destek oldu. Sonra bir şekilde kitap yazdık ve kitap çok tutunca bu daha popülerleşti. Yani aslına bakarsanız çok basit sırlar var. Bakın tekrar söylüyorum, çok basit bazı şeyler. Sadece bize bilerek sistem, kapitalist sistem ve eğitim sistemi bunları unutturuyor. Yani sizin toprak alıp köşeye koyduğunuzda o paranın çok değerleneceğini ya da ne bileyim işte doğru hisse senedi aldığınızda çok para kazanacağınızı unutturuyor size. Bunun yerine sen harca, bu paralardan bir şey olmaz deniyor. Carpe diem deniyor. Dünyaya bir kez geldim deniyor. Bu tatili harca yap, bir dahaki yıl sonra ödersin deniyor. Bu telefonu al, itibardan tasarruf olmaz deniyor. Bunlar öğretiliyor bize, ne oluyor? Bizi köleleştiriyorlar. Aslında ben de bunu tam tersine. Dediğimiz şeyi bile yanlış anlıyoruz. O anı yaşa derken orada o kastedilen aslında o bile. Tabii değil. Yani. Güzel şeyden zevk alarak anı yaşa diyor. Biz evet, onu markayla yaşamak istiyoruz. Marka nedir biliyor musunuz? Marka orta sınıfı kendini zengin hissettirmek için tasarlanmış bir oyundur. Orta sınıfı kendini zengin hissettirmek için tasarlanmış bir oyundur. Zenginler daha zenginleşir bu sayede. Yani Fransa'nın en zengin insanına bakın. Öyle bir markaları var ki, öyle zengin ki milyarlarca doları var. Nasıl? Kendisi belki bu kadar çok marka kullanmıyor. Doğru. Ama kullanan insanlara bakıyorsunuz hep orta segment, kendini bir üste göstermek için. Türkiye'deki sorun da bu. Evet. Dolayısıyla biz bundan kurtulamazsak tasarruf yapamayacağız. Ama bize şunu da unutturuyorlar. İşte konu oraya gelecek ya, Mert Bey soracağın soru büyük ihtimalle ona gelecek. Ya Mert Bey bu paralarla da birikerek bir şey olmaz diyorlar. Sorun o. Yani kime söylesem ya Mert abi işte kahveyle veya o tütün ürünüyle sağlığa zararlı bir ürün var. Hı hı. Ya bunları içmeyerek köşeye konarak bir şey olmaz ki deniyor. Deniyor değil mi? Deniyor, herkes... Tabii ki deniyor. Ama işte oluyor. İstatistiklere bakarsanız bunları köşeye 25-30 yıl koyup da para yapmayan insan yok. Yani bir istatistik var. 25 yıl boyunca kahve içilen bir marka var yani, böyle meşale gibi dolaştırıyoruz elimizde, böyle selfie çekiyoruz. Evet. Onu yapmasanız 25 yıl boyunca sırf onu altına yatırsanız 25 yıl sonra 250 bin dolara yakın paranız oluyor. Bugün evsiz olma şansınız yok. Uzun vadede düşünmek mi bu aslında? Evet, istikrarlı bir şekilde. Taşı delen suyun şiddeti değil, istikrarıdır. Hı hı. Siz istikrarlı şekilde bunu yaparsanız, ya bugünden itibaren net söylüyorum, siz o dediğim şeyleri, küçük küçük paraları, günde 100 lirayı bile ya, istikrarlı bir şekilde altına, kriptoya vesaire sepet yaparak koyarsanız 25 yıl sonra ne çocuğunuzun ne sizin evsiz kalma ihtimaliniz yok. Net yok ya. Ama bunu diyorlar ki 25 yıla kim öyle kim kalır. Şimdi pandemiden de bahsettik ya, özellikle pandemi döneminde de evlere kapandık. Bu anlamda işte o çantalar kullanılmadı. Her şey ne kadar değersiz olduğu da anlaşıldı. Bu anlamda bu boş vermişlikte ama ne olacak, pekiştirdi mi pandemi? Biraz pekiştirdi. Orada ikiye ayrıldı insanlar bence. Benim gibi aklı başka çalışanlar şunu gördü. Dedi ki ya Mert abi senin dediklerin haklıymış. Biz 3 ay işsiz kaldık. Bir yıl dükkanımız kapandı. Hı. Biz aç kaldık, kapatmak zorunda kaldık ama tasarruflu yaşayan bilmem ne amca var burada. O amca köşeye koyduğu paralarla bizim dükkanı bile aldı hatta. Şimdi 2 katı büyüdü dedi. Yani o tip kriz dönemlerinde tasarruf yapanlar, yani karıncalar, kışın kar yağarken Ağustos böceği. İçeride yemeklerini yazın biriktirenler yedi. Evet. Fakat Ağustos böceği olanlar, o paralar geliyor diye harcayanlar, yiyenler ise battı. Dolayısıyla pandemide bir kısım bu dediğim kafaya geldi. Bir kısım da sizin dediğiniz gibi ya ölümlü dünya Mert abi, bir pandemi çıkar ölebiliriz. İşlerimize öyle geliyor. Bir ölümlü dünya, zaten bahane arıyordu onlar, tamam mı? Ya ölümlü dünya Mert abi, para biriktirmiyoruz, harcıyoruz. Nereden baktığınıza bağlı. Bakın buna Amerika'da rich mindset ve poor mindset denir. Bunu ben üretmedim. İngilizce kullanmam da bu nedenden dolayı. Kusura bakmasın kimse. Zengin kafa yapısı bu dediğimdir. Fakir kafa yapısı her zaman şunu der. Dünyaya bir kez geldik, öleceğiz, gideceğiz. Altına yazarlar zaten. Torunların yiyecek, gelinin yiyecek, kızın yiyecek, amcan yiyecek. Bak. Rich mindset de şunu der. Rich diye çizgi film geldi aklıma. Gözlerinde dolayı işaret olan. Donald Trump vardı. Tabii şey. Donald Tuck pardon. Evet. Rich mindset de şunu der. Der ki sen o parayı köşeye koy. Bir gün önüne bir fırsat gelir. Zengin olma fırsatı. O zaman zengin olursun. Bakın şunu söyleyeyim size. Demin içerideki arkadaşımıza da aynı şeyi anlattım. Bu zenginlerde gördüğüm şey şu. Bu insanlar zamanında o paraları, küçük paraları koymuşlar ya köşeye. Evet. Allah bir gün onlara bir fırsat çıkarmış. O fırsat onlarla beraber 5-10 tane daha arkadaşlarına gelmiş. Hepsini de anlatıyorlar. O 10 kişinin 9'u çok iyi tatil yaptığı için, çok iyi arabaya bindiği için, çok güzel tırnak içinde markalarla yaşadıkları için o yatırıma girememişler. İşlerinden bir tanesi şunu demiş. Ya benim köşede bu param var. Zamanında biriktirmiştim. Ben buna bet ederim. Yani ben bunun riskine girerim demiş. Kimi toprak almış, kimi bitcoin almış, kimi... Şirkete ortak olmuş ve milyar dolarlar yapmış. Ki size yine geleceğim ki özellikle zaten sizden gidiyorduk haliyle, konuyu açtı, devam edeceğim. Siz de zaten en ufak paranızla bile hep arsa almışsınız, öyle değil mi? Evet, en ufak paramla da arsa aldım, küçük paralarla hep hisse senetleri aldım, fırsatım varsa coin alırım. Yani ben şuna inanıyorum, hayatta hep onu gördüm. Bakın sizin için de geçerli bugün. Bugün o küçük paraları biriktirdiniz. Mert Bey bu parayı biriktirsek 5 yıl sonra en fazla bugünün parasıyla 5 bin, ne kadar? 2-3 milyonum oldu diyeceksiniz. Anca bir ev alırım. Bu çok iyi bir şey ama onu bırakın, siz onu alıyorsunuz ya 3 yıl sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bir gün bir kanal geliyor, açık kuruluyor. Kurulurken arıyorlar sizi. Bu kanala ortak olur musun? Şu kadar paran varsa ortak oluyorsun. O kadar paran yoksa olamıyorsun. İşte paran olmadığında şunu diyorsun. Ah Mert Bey o fırsatı kaçırdım. Niye kaçırdım? Param yoktu. Niye yoktu? Telefonu değiştirmiştik, arabayı değiştirmiştik, bilmem ne yapmıştık. Şimdi kredi çekmek de çok zor zaten. Kredi zaten limitleriniz de dolu. Bu arada kredi kartlarınız zaten borçlu. Tabii. Ama öbür arkadaşın nasıl yaptı? Senden daha zeki miydi? Değildi benden daha zeki. Daha mı akıllıydı? Hayır. Sadece onun o gün O riski girecek parası vardı. He. Bakın bunu ben anlatmıyorum. Yine size iki tane örnek vereceğim. Ben hep bunları kopyalamışım. Ben çok iyi bir kopyacıyım. Başka hiçbir özelliğim yok. Ben dünyada ve Türkiye'deki zenginlerin ne yaptığını incelemişim. Yani gözlemcisiniz. Çok gözlemci ve kopyalıyorum. Aynen uyguluyorum. Sadece gözlem yapmak yetmiyor. Bir de ona taklit ediyorum. Şimdi mesela Ali Sabancı çok güzel bir hikayesi var. Çok beğenmişimdir, etkilendim. Kimin? Ali Sabancı'nın. Tamam. Diyor ki ben diyor işte Pegasus kurdum, çok başarılıyım falan ya. Arkadaşlar diyor benden önce diyor mesela işte bir başka iş daha kurdum, pardon bu işten önce, ama orada batırdım diyor. Ama babama sordum diyor. Baba diyor işte Ferit'e babası o kadar verdi. İkinci kez bana verir misin? Babam verdi diyor ve bu noktaya geldim. Yani sonuçta bazen hayat size, bu orada aileden gelmiştir, tasarruflu yaşamışsınızdır. Bir şans, bazen iki şans veriyor. O parayı o gün yoksa elinizde yapamıyorsunuz. Bakın o açığı gördü ve parası vardı, yaptı ve bugün inanılmaz bir başarı sahibi. Aynı şekilde Hüsnü Özyeğin'e gelelim, yine açıkladığı için açık kaynaktan. Evet. Türkiye'nin sayılı zenginlerinden Finans Bankası kuruyor. Adam nasıl kuruyor? Kurarken iki tane evi var. Evlerini satıyor. O parayı orada kuruyor. Şimdi o gün o evleri almasaydı, tasarruflu yaşamayan bir adam olsaydı, kirada olsaydı, borcu olsaydı yapabilir miydi? Yapamazdı bugün. Ha bir de şey var ya, yani ne alıyorsun o arsayı, hiçbir şey olmaz ondan deyip de o arsaların ne kadar değerlendiğini biliyoruz. Evet, çok biliyoruz. Yani ben bir sürü insan görüyorum şu anda, zamanında o babalarının veya işte kardeşlerinin veya kendilerinin aldığı yerler sayesinde çok finansal özgür şekilde yaşıyorlar. Dolayısıyla benim her zaman bir sözüm var. Küçük paraları küçümseyen küçük akıllılardan olmayın. Mesela kadınlar için söylüyorum özellikle. Çocuğu olan kadınlar için 2 kez söylüyorum. Kız çocuğu olanlar için 4 kez söylüyorum. Mutlaka bireysel emeklilik yaptırın mesela. Bireysel emeklilik. Biriksin yani. Biriksin. Zoraki birikiyor, biliyor musunuz? Çünkü o zaten bir yere harcanacak. Harcanacak tabii canım. Evet, tabii. Siz fark etmiyorsunuz bile. Evet. O fark etmeden bir bakıyorsunuz birikiyor. Bir de doğru fonlara koyarsanız, o fonları yanlış koyuyorlar genelde ama biraz da fonları doğru, altın veya hisse senedi gibi doğru fonlara koyarsanız 10-15 yıl sonra çocuğunuzun en iyi okullarda okuyacak parası oluyor. İşte bakın size bir finansal özgürlük. Yani hayat size bir mutlaka kumbara misal. Bir kumbaranız olacak. Eskiden kumbaralar vardı ya, artık niye kumbara yok? Mesela şu an. İyi de anahtarları var zaten, onu açıp alıyorsun yine. İşte anahtarı da atacaksın denize mesela. Tamam. Mesela ben öyle yapardım. Kumbaram vardı, giderdim babaanneme bırakırdım ki açıp yemeyeyim diye. Yani veya işte babaannemin rahmetli bir kutusu vardı, oraya atardı paraları. Yani bir şeyler yapmamız lazım. Ama bizler bunlar unutuldu ya. Bak gerçekten babaannelerimiz bizden daha akıllıydı. Evet. Babaannelerimizin yöntemleri, bugün bir babaanneye getirin. Zaten beni en çok babaanneler seviyor. Hatta bazı arkadaşlarım şey diyor, babaannem gibi sürekli konuşup duruyorsun diyor. Babaannelere selam olsun. Ellerinden öperim. Gerçekten onlar biliyorlardı. Çünkü onlar yokluk yaşamışlar. Doğru. Savaş yılları. Benim babaannem hep parası vardı köşede. Tabii. Çünkü niye? Çünkü televizyonu, eski televizyon kullanırdı, kumandasız televizyon kullanırdı. Parası vardı, ne gerek var derdi. Bakın ne gerek var çok güzel bir söz aslında. Biz ise ayıp kavramını unuttuk. Gösteriş yapmaktan, hava atmaktan. Ya eskiden ayıptır söylemesi diye bir şey vardı. Ayıp da lüks bir elektriğinizde göstermek. Yemeği paylaşmak ayıptı. Şimdi Fransa'da en güzel kruvasan burada yenir diye selfie çekiyoruz, paylaşıyoruz. Söylüyoruz. Ayıptır söylemesi deyip cümleyi söylüyoruz. Tabii. Ama yine. Aynen öyle. Söylüyoruz. Bir anlamı kalmıyor. Anlamı kalmıyor. Dolayısıyla ne oluyor? İşte bu bir rekabete dönüştü. Maalesef sistem bu ve daha da kötü olacak. Yani özellikle gençler için çok daha kötü. Küçük çocuklar ellerinde son model telefonlar, o telefonu almadıklarında mutsuz oluyorlar. Nasıl engellenebilir bu? İşte bu kültürü, bu işte bu kafadaki bu mantıkları yavaş yavaş bence müfredata zamanla koyulması lazım. Tasarruf diye bir ders olması lazım. Ağaç yaşken eğilir. Ama bunu kapitalist sistemin baronları bize koydurmazlar. Bir şey bakın koydurmazlar. Özellikle böyle bir akademik okul olarak yine bilinçlenme açısından böyle bir düşünce. Ya şöyle yapıyorum ben, çok fazla çok şükür eğitimlere çağırıyorlar beni. Tamam. İşte yarın mesela bir iyi bir üniversitede bu eğitime gidiyorum. İşte eğitimlere veya özel seminerlere bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama bir gün inşallah hayalim, bana hayal nedir diye sorarsanız, yani bir bu tip kitapların olduğu, benim kitabım olması şart değil, benden daha büyük hocaların da kitapları olabilir, daha da güzel, ama çocuklara okuldan itibaren bunun anlatılması, tasarrufun ne kadar önemli olduğu. Kitap okumayı da teşvik etmek lazım. Evet, kitap okumayı teşvik etmek lazım. Ya kitap okumuyorsa YouTube'dan koyalım, yani bunları anlatalım, çocuk şunu desin ya anne. Bak Mert abi diye biri var ya da bilmem ne hoca diye biri var. Bak küçük küçük paraları böyle koyalım, yarın bir pandemi olur, bir kriz olur, biz bir karınca gibi köşeye paramızı koyalım ihtiyacımız olduğunda. Bunu koyarsak ne olur biliyor musunuz? Yarın bir gün masaya vurduğumuzda ey Amerika dediğimizde Amerika titrer. Ama borcunuz olursa titremiyorlar. Mert Bey şunu da soracağım. Şimdi tamam, evet, bu anlamda çok bilgi veren ki çok değerli ekonomistler var, alanında uzman kişiler var. Ama bilgiyi aktarırken de özellikle sizin, hep söylüyorum ya, halkımızın bizim anlayacağımız şekilde ifade edilmesi de yine öğrenmek açısından çok önemli değil mi? Tabii ben... Hani, tamam teorik var, matematiksel şeyler var ama yine baktığımızda özellikle bizim halkımız için çok da onları dikkate almıyorlar. Çünkü anlaşılmıyor. Doğru. Çünkü bakın Türkiye'de o kadar zor anlatılan bir şekilde anlatıyor ki. Ekonomistlerin farklı bir dili var. Evet. Geçen hatta bir programdayım. Biriyle beraberim. Bazen belki hep tabii tenzih ediyorum da belki kendileri bile anlamıyorlar. Ya şundan dolayı, ya kendileri anlasa bile sorun o. Şimdi onlar o kadar iyi bilgili ve eğitimler ki Türkiye'nin %20'ini anlatıyorlar. Yani Nişantaşı, Etiler, bebek diyorum bir üçgen var. Oradaki insanlar anlayabiliyor ama Türkiye'de benim derdim şu, ben Van'daki adam da anlasın istiyorum. Diyarbakır'daki işte, evet. Tunceli'deki de. Şimdi halkın hepsini anlatabilmen için farklı bir dilde anlatman lazım. Hatta şey dedim bir tane programda. Bir saniye dedim, şimdi tercüme edeceğim ben bu kısmı dedim. Yani Türkçe konuşuyor hoca ama tercüme etmek zorunda duyuyorum. O kötü değil, adamın hatası değil. Adam değil, haklı. Ay, ama o dille öğrenmiş şimdi, ama bizim biraz daha farklı anlatabilmemiz lazım. Yani halka anlatırsam ancak halk verimli olur. Dolayısıyla bir bu var, bir de ikincisi şu, hayatınızda bunu yaşamanız lazım. Hmm. Yani ben şimdi buraya 80 bin liralık telefonla gelsem, bakın şu telefonu hiç her yerde utanmadan gösteriyorum. Şu markası yok buranın, şu markası 10 bin liralık, 20 bin liralık, 50 bin liralık, şu saati de 1 milyon liralık saatte dolaşsam ve size tasarruf anlatsam komik olur. Hmm. Şimdi samimi olmaz. Bunu da yaşamamız lazım. Ya ben gerçekten yani bu şey inandırıcı olmak için. İnandırıcı olmak, inanıyorum, yaşıyorum çünkü. Hmm. Yaşamak çok önemli. Yani çünkü gördüm bu şeyin sahibi, şimdi reklam olacağı için söylemiyorum. Türkiye'deki en büyük mobilya devi var ya, dünya devi. Hmm. Adamın, en zengin adam dünyada, kullandığı araba yine aynı şekilde. Yani bu adamların hiçbirinin böyle burada markalarla dolaştığını göremezsiniz ya. Geçen Bill Gates'le şeyin resmini paylaştım hatta. Bir tane marka göremiyorsunuz üzerlerinde. Evet. Altına yazıyorlar. Kim bilir ne marka giyiyorlar da içlerinde. Ya içindeki iç çamaşırının markası beni ilgilendirmiyor. Adam buraya markayı koymamış. Tabii. Biz ama koyuyoruz ya. O benim dayım rahmetli böyle marka yazmadan dolaşmazdı. Ne oldu? Rahmetli analım yine. Ne oldu ama evet. Sonunda çok sıkıntıyla vefat etti. Bakın hep onu gördüm. Para dedemin rafıdır. Bir kuş gibidir. Bireysel emeklilik olsun, altın olsun, tapu olsun, bir yere koydunuz mu, kilitlediniz mi harcayamazsınız. Zor gelir. Nefsinizi frenler. Ama siz bunun yerine parayı burada tutarsanız, Mert Başaran da olsanız dayanamaz, harcarsınız. Yani benim bugün burada 100 bin lirayı koyun, tırtıklarım ya. Bir şey daha soracağım. Hani şöyle bir, madem böyle artık cümlelerimiz hep tabii ki yine Anadolu insanı ve bizim kullandığımız cümlelerden gidiyor. Samimi de oluyor. Güzel bir programı. Bu arada 41 oldu. Biraz uzattık. Program güzel akıyor. O yüzden de hoş. Vaktim var yani. Hoş görürse soruyorum. Şunu unutmuş olmayayım. Evet. Nereye götüreceksin meselesi? En çok sorulan soru o. Mert Bey'i nereye götüreceksin? Kefenin cebi yok. Ya şimdi bakın arkadaşlar, bir yere götürmenize gerek yok. Velev ki öldük. Tamam mı? Ailenize kalır. Velev ki ülkenizde kalır. Yani şimdi şöyle düşünün. Bir şeyi illa ölmeden önce boşaltmamız, bitirmemiz mi lazım? Şimdi bir de karıştırılan kavramlar var. Cimrilikle tasarruflu insan kavramı var. Cimrilik nedir biliyor musunuz? Cimrilik şu. Cimrilik, çocuğunuz lüfer istiyorsa, sizin de lüfer alacak paranız varken o lüferi almıyorsanız siz cimrisiniz kardeşim. Çocuğunuz, bakın siz cimrisiniz. Çocuğunuz evde battaniye üşüyorsa, siz kaloriferi açmıyorsanız, böyleleri de var. 50-100 tane dairesi olup böyle yaşayanlar biliyorum bu arada. Tabii, esas onlar zengin oluyor zaten. Tamam mı? Çok ilginç. Siz cimrisiniz kardeşim. Ama kusura bakma ama senin kredi kartı borcun var. Evin kira. Sen 70 bin liralık telefon alıyorsan, akıllı telefon, sen akıllı değilsin. Kusura bakma. Cimri değilsin ama akıllı değilsin. Anlatabildim mi aradaki farkı? Yani var olanların tabii ki harcamasını bekliyorum. Ama olmayan da biraz tasarruflu yaşasın. Biz ülke olarak onu kaybettik. Yani sorun o. Biz de şu anda, bence benim gördüğüm sorun o ya. Türkiye'nin her yerine bakıyorum. En ücra, bakın köylerde bile bunu görüyorum ya. Orada traktör yarışı var mesela. Ya elti ekonomisi diye bir şey var ya. Bir elti bir şey alıyor, öbür elti de onu alacak. Almazsa aile kavga çıkıyor. Onun çiçeği bile var. Elti eltiye küstü diye. Küser. Ya daha beterini söyleyeyim şimdi mesela. Eskiden var mıydı bunlar ya? Neydi? Baby shower. Diş perisi, yok bilmem ne, yok çocuğumun ilk günü bilmem nesi. Ya öyle saçma sapan tüketim, sevgililer günü, analar günü, babalar günü. Yani yakında artık her şeyin günü çıkacak. Bunlar kapitalizmimizi daha harcatmak için çıkardığı şeylerdir. Onu alalım, bunu alalım, o onda var, bunda var. Ne oluyor biliyor musunuz? Borçlanıyoruz. Dolayısıyla bakın, cimrilik, tekrar söylüyorum, varken sevdikleri için harcamamak. Ama sonuçta bu günlerde de, tabii hepsini savunmuyorum da, bazı günlerde de insanları, annelerimizi mutlu ediyoruz. Sonuçta mutlu ediyoruz yani. Ya ben alınmasını demiyorum. Ben de alıyorum canım, alma kolaysa. Bakın sistem öyle bir şey. Kolaysa alayım, annem eve almaz yani artık. Yani. Tamam. Onu alalım ama bakın demek istediğim şey şu. Bir şeylerin niye çıkarıldığını bilelim. Tamam mı? Tabii ki yapacağız artık, mecbur çünkü, ama bunların artık abartmayalım. Yani hadi bunları kabul ettik ya, anneleri kabul ettik, babaları kabul ettik, sevgilileri kabul ettik, ama hani çocuğun doğum gününü kabul ettik ama çocuğun diş çıkarma günü, çocuğunun 7. diş çıkarma günü, 40. günü, yok işte ne bileyim çocuğun ilk, affedersiniz, büyük tuvalete çıkma günü falan, bunlar artık olmasın yani, abarttılar yani. Gerçekten oldu, çok affedersiniz doğru, ya biraz abartarak anlatıyorum ki halk anlasın diye. Yani şimdi gitgide daha çok artacak. Ve bunlar sonunda ne oluyor? Daha çok borçlanmamıza neden oluyor. Niye artıyor? Yine aslında baktığımızda bu düşüşlerin de bizim Türk aile yapısını, özellikle bu dijital platformlardaki, bilmem isim vermeyeyim ya da vereyim, Netflix ortamları ya da ne bileyim, yine özellikle yapılan eylemler, Instagram, hep baktığımız o aile yapımızı da yine baştaki konuya dönecek olursak o küresel güçlerin de bizi etkilediğini de görebiliriz. Tabii yani sonuçta dünyayı yöneten 3 tane büyük hani diyoruz ya Batı'nın niye kötü yanlarını alıyoruz bir de iyi yanlarını alsak gibi. Keşke alsak ama iyi yanlarını almıyoruz. Biz kötü yanlarını yani Batı'nın bizi empoze ettiğini alıyoruz. Bakın, bakın İngiliz Sömürgeler Bakanı'nın bir yerde bir sözünü okumuştum. Ne kadar yani doğru bilmiyorum ama çok hoşuma gittiği için paylaşıyorum. Diyor ki biz Orta Doğu'yu nasıl yönetiriz biliyor musunuz diyor. İlk önce onlara bir aşağılık kompleksi veririz diyor. Orta Doğu için diyor. Sonra diyor ona seni benden yapma için bir şansın var. O markayı alırsan benden olursun diye bir tane marka yaratırız diyor. O markayı da diyor onlarda 3 kuruşa ürettiririz diyor. 3 kuruşa üretiyorlar burada o ayakkabıyı, çantayı gidiyorlar. 2 lira üretilen şeyi geçen beraber dedim abi ben burada 2 lira üretiyorum adam Türkiye'ye 200 dolara getiriyor diyor. İşte. Neyse sonra oraya yollarız diyor. Parası da yok diyor onların diyor. Biz onlara kredi veririz diyor. Hangi kredi? Bizim bankalarda duran paralarımız var diyor. Sonra hayat boyu diyor o aldıkları çanta, ayakkabı neyse diyor o markalar için diyor bana köle olurlar diyor. Şimdi bu kadar güzel dizayn etmişler ki o yüzden şimdi gidin İngiltere'nin en lüks sokağına giderseniz bakın çoğu Orta Doğu'nun arabasını, evlerini görürsünüz. Yani çünkü ben Avrupalı olmak istiyorum diyor. Bizde de var mesela. Herkese bir Avrupalı olma, yani bakıyorum şu adam çok affedersiniz. Yani ne olur gezmek önemlidir. Tamam kabul ediyorum da kardeşim daha Türkiye'deki Dolmabahçe'yi görmemiş, daha Yerebatan'ı görmemiş, daha Van'ı görmemiş, daha Hakkari'yi görmemiş, daha Mardin'i görmemiş. Adam gidiyor Fransa'nın bilmem nesinde müzeye gidiyor. Müzeden de bir şey anladığı yok. Fotoğrafı çekiyor, paylaşıyor. Şahane bugün diyor. Siz mi paylaştınız? Evet, sizde gördüm. Teoman bir şey paylaşmış. Hoşuma gitti ya. Çok güzel. Çok güzel ya. Yani onu da anlatalım. Ne diyor? Ben öyle yurt dışına falan gidip de işte daha kendimi iyi hissetmem. Benim burada dönercim var. Karaköy'e gidiyorum. Mutlu oluyorum. Yani çok doğru yani. Şimdi dolayısıyla yani demek istediğim şey şu. Teoman yine gitsin. Onun parası var. Ben öyle çok etrafımda görüyorum ki ya tüm samimiyetimle ya 3 kuruş para alıyorlar. Plazalarda çalışıyorlar. Bunları yapıyorlar. Bunları yapınca senin paran kalmıyor. Ama işte bakın bunu kötülemiyorum. Bu niye oluyor biliyor musun? İşte o kadar çok bize empoze ediliyor ki yani sen Avrupalı olmasın, sen hala Orta Doğulusun, sen bir Avrupalı ol. Bir git gör, görmedin ya. Sen o müzeyi gördün mü? Gördün. Ne anladın o müzeden? Dolayısıyla da bir şekilde bu empoze ediliyor. Artık sistem böyle işliyor. Bile değil ki fotoğraf diyorsun. Aa, orada bulundun mu? Bulundun. Bitti. Bitti. Yani mesele yani, bu. Ama işte bunu işte, onu okumamıştır. Okumamış, anlamamış. Dolayısıyla bize bu empoze edildiği için bütün dünya bunun üzerinde kurulduğu için biz maalesef daha çok harcayan, daha çok köleler olmaya başladık. Bu bilince sahip olursak diyorum. İşte bunu okullarda anlatırlarsa küçük yaştan böyle olursak ne olur biliyor musunuz? Türkiye cari açığı değil, cari fazlası olan bir ülke olur. Evet. Borcu değil, borç veren bir ülke olur. Ben yine o aşamadayım. Ne yapılabilir yani? İşte bunu kafaya sokmak lazım ama yaptırmazlar. Bakın yaptırmazlar. İşte bakın yani beni televizyona bile çıkarmazlar. Şu an etkim çok olmadığı için çıkarıyorlar. Vallahi diyorum hani sağ olun ama sınırlı bir adam. Benim hani Türkiye'de şu anda 5 milyon insan beni dinlemeye başlarsa yani imkanı yok. Vallahi diyorum olmaz. Çünkü sistem bakın inanmayan şu 2002 yılında yazılmış bir kitap var. Ben uydurmuyorum. Bir ekonomik tetikçinin anıları. Kitapta buna yazıyor zaten. Diyor ki biz ülkelere diyor para veririz diyor tamam mı? O paralarla yollar yaptırırız diyor ama bir şart tetikçinin anıları. Evet. Bakın 2002 yılında Türkiye ile alakası yok yani bu ihtarla falan alakası yok. 2002 yılında diyor ki biz diyor bunu yaparız diyor. Para veririz diyor. O paralarla yollar yaptırırız diyor ama bir şart koyarız diyor. Benim benzinimi kullanacaksın. Benim arabamı kullanacaksın. Bilmem ne yapacaksın falan. Sonra da o paraları benim bankamdan alacaksın. Hayat boyu bana öderler diyor. Ve benim istediğim kararları vermek zorunda kalırlar diyor. Bakın sistem böyle kurulmuş. Bunu bireylere de yapıyorlar. Yani şimdi size son bir örnek vereyim. Siz burada çok tatlı, çok iyi çalışan, çok başarılı bir hanımefendisiniz. Ben de sizin iş yapışınızı çok beğendim diyelim tamam mı? Sizin bu şirketi patronuyum ama bu şirketin diyelim. Patronumuza selam olsun tamam mı? Sizin bir yere ayrılmanızı istemiyorum diyelim. Ne yaparım biliyor musunuz? O da benim başıma geldi çünkü. Sizi bir şekilde derim ki bakın. Ya sen bu arabayla yazık sana ya. Düzgün bir araba al kızım. Param yok ben veririm krediyi al. Aldırırım sana krediyi 5 yıla borçlanırsın. Sonra tatillerde en iyi yerlere git derim. En iyi yerlere götürürüm. Sonra yani bir gün istifa etmek istediğinde ya da ne bileyim güzel bir iş fırsatı geldiğinde ne olur biliyor musunuz? Hiçbir yere gidemezsiniz çünkü borcunuz var. İşte sistem bireylere de bunu yapıyor diyorum. Ülkelere de bunu yapıyor. Bunu kitap yazmış ya adam açıklamış. Biz bunları yapıyoruz. Bunlar ekonomik tetikçiyim ben diyor. Türkiye'de de bunlar yapılıyor. Bunun tersini anlattığınız zaman da işte bir yere kadar anlatılıyor. Ben bunu bir yerde anlatıyorum da ne kadar çok anlatırız bilmiyorum işte ama inşallah değişir. En azından bireyler olarak biz çocuklarımıza bunu aşılayalım diyorum. Siz kendinizi buradan bir ders alın. Programı şu an izleyenler bir ders alsın. Çocuğu 25 yaşında istediği işte çalışacak, istediği işte çalışmayacak eğitimi, bilgiyi, gücü olsun. Özellikle kız çocukları eğitim varsa 4 kez olsun. Eğitim şart kısmında, eğitimin şart olmasındaki hangi kriteri önemsiyorsunuz? Hangi eğitim demek istediniz? Yine özellikle bu ekonomi alanında üniversite eğitimi olabilir. Yani eğitim şart değiliz ya. Çok üzücü bir şey söyleyeceğim. Ben İstanbul Üniversitesi'nde okudum ve gerçekten iyi bir dereceyle girdim. Fakat okulda öğrendiklerim belki %5'tir, %95'ini hayatta öğrendim. Hayat okulu dedikleri bir şey çok doğru bir şey. Ben çocukların şunu yaşamasını istiyorum mutlaka. Mutlaka okusunlar o ayrı imkanları çerçevesinde bilezik ama... Bilezik derler ya eski tabi. Ama eski bileziğin olsun yani en azından düşersen o bilezik seni kurtarır. Ama onun dışında da mutlaka dönemlerinde okul dönemlerinde değil, o yaz dönemlerinde mutlaka çalışırız. Evet, kapalı çarşıda, Sultanahmet'te, evet, ticaretin döndüğü yerde, mümkünse alaylılardan böyle ortaokul, lise mezun olup dahi gibi kafası çalışıp bir yere gelmiş insanları, ben onları gördüm mü yapışırım. Hı-hı. Gerçekten yapışırım yani. Sizin patronu da görsem bir yerde, gelin patron bey derim, ne yaptınız siz ya, nasılsınız, birkaç bir şey öğreniyorum. Ender Bey'e selam söyleyelim. Evet, evet, Ender Bey'e selam. Ama Ender Bey'i göreyim ya, nasıl yaptınız derim, nerede neyi gördünüz derim. Ya, çünkü bakın öyle farklı bakış açıları oluyor ki onları topladığınızda siz bir yere gelebiliyorsunuz. Okullar sadece size teori gösteriyor. Teori de üzücü bir şey söyleyeceğim ama okullar maalesef bize nasıl iyi bir maaşı çalışan olunur, nasıl iyi bir köle olunur, nasıl iyi bir hizmetkar olunur sermayeye, onu öğretiyor. Çok özür dilerim. O yüzden de Türkiye'nin en iyi okulları mezunu insanlar genelde okumamış insanların şirketlerinde çalışıyorlar. Kusura bakmasınlar ama böyle. Holdinglerinde çalışıyorlar. Yani geneli böyle. %1 içinde vardır ama genelde böyle. Genel böyle. Çünkü okulda bazı şeyler bilerek öğretilmiyor. Para yönetmek öğretilmiyor. İşte kendi işini kurmak öğretilmiyor. Özgürlük öğretilmiyor okullarda. Bilerek, bu da sistemin bir şeyi. Bilerek yapılıyor. Bunu Henry Ford açıklamış zaten. Biz insanlara belli, evet, şeyler öğretelim ki diyor. Hani her şey öğrenip bize rakip olmasınlar. Rakip olursunuz yoksa ya. Şimdi siz çok güzel bu işi yapıyorsunuz. Kamerayı da size öğretirlerse, finansı da öğretirlerse siz bu şirketi kurarsınız yani. Bir de parayı benim gibi biriktiriyorsanız 2-3 gün sonra 3 arkadaş aynı kanala rakip güzel olursunuz. Güzel düşünce, iyi verdiniz bu aklı. Ama işte onu yaptırmazdı sistem size. Dolayısıyla da işte maalesef bize çok dikkat etmemiz lazım, evet, bunlara. En azından çocuklarımız hem bu dediğim gibi eğitim alsınlar, hem de küçük yaşta bu eğitimleri de verelim. Tasarruf eğitimi de, evet, verelim lütfen. Yine son cümlelerinizi alalım, böyle spot, kamu spotu gibi ki hep bütün cümleleriniz öyle haliyle, ben gerçekten bu anlamda ki izleyicilerimiz de beslenmiştir. Neler söylersiniz, öyle toparlayıp kapatalım. Kameraya da bakabilirsiniz. Vatandaşa şunu sesleniyorum. Lütfen değerli vatandaşım, bir şey alırken şunu düşünün. Gerçekten bunu almam şart mı değil mi? Bunu almazsam ben ölür müyüm? Ölmezsen alma kardeşim. Mesela bak size şöyle söyleyeyim. Bana geliyor insanlar. Diyor ki ya Mert Bey öyle bir konuşuyorsun ki diyor, işte boş konuşuyorsun, geçinemiyoruz falan filan. Bakın asgari ücret alıp da 2 çocuk büyüten annenin babanın ellerini öperim. Onlar müstesna. Onlara konuşmuyorum ama maaşı çalışan insanlara geliyorum. Bir gel bakayım diyorum, hani var ya dayı, getir şu kredi kartı ekstranı diyorum. Bir bakıyorum bunu almışsın. Bunlardan hangisini almasan olurdu diyorum. Ya şunu yapmasak olurmuş. Ya bunu da yapmasak olurmuş. Aa bu da varmış. D hepsi. Bir bakıyorsunuz var ya o kadar çok şey çıkıyor ki. Yani her ay %10, %20 bile tasarruf yapacak şeyimiz çıkıyor. İşte onları bir kez yapmaya başlarsanız, onları da istikrarlı şekilde her yıl düzenli iyi yerlere, bu toprak olur, bu altın olur, bitcoin olur, hisse senedi olur, sepet halinde koyarsanız 10-15 yıl sonra sizin bana çok dua edeceğinize eminim. Ve dua etmeyeceğinize de eminim. Ne kadar dua edeceğinize o ayrı bir şey. O rızık işte. O da var mesela, rızık diye de bir şey var. Şimdi kiminin çok geleceğim oluyor mesela, kimin az oluyor ama bir şey olacak. Bir de zekat kısmına da geleceğim. Evet. Verdikçe de zenginleşen bir duyguya da sahibiz. Evet. Millet olarak da sahibiz. Bu anlamda buna da inanmamız lazım. Ben kendim bunu çok uyguluyorum. Çok teşekkürler. Çok güzel bir şey söylediniz. Yani bunu bilerek mi söylediniz bilmiyorum. Benim de çünkü gerçekten kitapta da anlattığım şey. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben her ay küçükten beri söylenmez ama artık öyle bir devirdeyiz ki herkes kıyafetini veya kaslarını sergiliyorsa biz de hayır işlerimizi sergilemeyiz artık. Sergilememiz lazım. Ben her ay kazandığımın belli bir oranı küçük yaştan beri verme bunu eğilimindeyim. Bunu söylemenizin de özellikle örnek teşkil etmesi gerekiyor. Amacım o. Evet. Ve bunun bakın, bunun şöyle bir şey. Bunu yine birinden duymuştum, biliyor musunuz? Adam diyor ki bana, ben veriyorum Allah veriyor. Ben veriyorum Allah veriyor. Allah'la yarışılmıyor. Evet. Bir kez her şeyi bırakın. Yani Allah'tan gelmedi diyelim. Hani bu dünyada gelmedi. Ya öyle bir huzurunuz oluyor ki. Çok. Yani sizin o huzurunuz olduğunda o çantayı, o markaya para yatırasınız gelmiyor. Bir kez bakın, veren el, alan el. Manevi huzur. Ya bizim bütün sorunumuz o. Biz manevi olarak huzursuzuz, mutsuzuz. O mutsuzlukla açlık harcamaya şey yaptırıyor. Dolayısıyla işte buna zekat dersiniz, başka bir inancınız vardır. Ne inancınız olduğu önemli değil ama çünkü o para, bu da gerçekten inandığım bir şey. O para size veya benim şu an geldiğim konum bile öyle. Ya ben hayal edemezdim bu konuyu. Ya 5 yıl önce rüyamda görsem bir yerim açık kalmış derdim. Şimdi beni bir sürü kanal çağırıyor. Bir şeyler anlatmama sahip. Şimdi ben diyorum ki bunu bana Allah verdiyse tabii ki. Bu bir sınav. Evet. Bu sınav niye verildi sana? Bir şeyler anlat, buna bilginin zekatını ver. Belki bir şey tesadüf değil. Sınav öyle başlıyor. Sen bunu yapıyorsan kazanıyorsun. Dolayısıyla önünüze bir fırsat geldiğinde o fırsat size çok iyi araba alman için mi geldi? Yoksa o yardım etmen gereken çocuğu okutman için mi geldi? Diyor, akletmez misiniz? İşte akletmemiz lazım. Lütfen ona da... ve her yerde infak yazar. Yani her yerde Kur'an'da hayır işlemek yazar. O kadar geçer ki o kadar çok geçen ayeti unuturuz. Evet. Orada bir kez geçen ayete takılırız. Evet. Onu devam ettiririz. Çünkü seviyoruz. Zor geliyor. Evet, evet. Bir hoca vardır. Bilinen bir hocadır. Hatta söyleyeyim, Cübbeli Hoca'nın televizyonda falan çıkan sözüdür. Ya namaz diyorsun gidiyor diyor. Oruç diyorsun gidiyor. Ama diyor zekat diyorsun pırrrr, insanlar kaçıyor diyor. Gerçekten doğru, zor geliyor. Ya. En büyük imtihan mal ile. Dolayısıyla ben cimriyi, marka giymeyene cimri demem. Hayır işliyor mu işlemiyor mu ona bakarım. Öyle insanlar tanıyorum ki hiç marka giymiyorlar Ama çok çocuk okutuyorlar. Gerçek cimrilik ve gerçek şey bununla ölçülür bence. Aslında yani din programına dönmesin. Tabii ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum bu anlamda. Nihat Hatip olayla din programı. Namaz, işte oruç. Aslında hani Allah'ın bizim bu ibadetlerimize ihtiyacı yok. Onlar hep bizim için. Namaz bir fizik tedavi, oruç yine bedenimiz için ki keza zekat da sizin az önce söylediğiniz üzere manevi sadece bedenimizi doyurmak değil, bu anlamda beynimizi de manevi anlamda rahatlatmak açısından çok önemli. Mert Başaran çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Umarım faydası olmuştur insanlara. Bir kişi bile buradan faydalanırsa ben mutlu oluyorum işte. Bak kameraman mesela mutlu olmuş. Evet, evet. Belki o bir şey yapacak. Çok teşekkürler. Evet. Süper. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Tekrar görüşeceğiz inşallah. Ayağınıza, ağzınıza, gerçekten yüreğinize sağlık. Evet değerli izleyiciler, bugün de ekonomide, gündemde çok özel bir konuğumuz vardı. Özellikle şu dönemde tasarruf çok önemli ve tasarruf ve yatırım uzmanı Sayın Mert Başaran'la gündemi değerlendirdik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi bir akşam geçirmenizi dileyelim. Hoşçakalın. Halkbank'ın katkı